Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 277.300 oldu. Covid-19 nedeniyle toplam 11.431 kişi öldü ve 91.994 kişi iyileşti. Ölü sayısında en çok 3. ülke olan İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1556'ya yükseldi. Ülkede son 24 saatte 123 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı 20.610'a çıktı. İran'da şimdiye dek 7.635 kişi taburcu edildi. Bugüne kadar 28 milyon kişi sağlık taramasından geçti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüsle mücadelede yeni kararları açıkladı. Ruhani, hastanelerdeki kalabalığı azaltmayı hedefliyoruz. Durumu ciddi olmayan hastalar için en iyi tedavi yeri hastane değildir, evdir. İnternetten yapılan alışverişlerde ek indirimler getirilmesine dair ilgili bakanlığa talimat verdim, dedi. Avrupa'da virüs giderek yayılıyor. İspanya'da koronavirüs vakalarında hızlı artış devam ediyor. Ülkede yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 bine dayandı. Ölü sayısı ise 1326. Fransa'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 108 kişi daha yükselerek 372'ye, vaka sayısı 10.995'e vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamayı ihlal edenlere tepki gösterdi. Fransız doktorlarsa isyan etti, maskemiz yok dedi. Bizi bu noktaya getirenler bunun hesabını verecek ifadelerini kullandı. Bu maskeye bakın, bundan 4 adet kullanmak zorundayım gün boyunca. 10 yıl önce bile 1000 maskemiz vardı. Şu an hiç yok. Günün birinde bizi bu noktaya getirenler, yıllardır bizi yönetenler bunun hesabını verecek. Öte yandan koronavirüs salgınında kötü sınav veren Avrupa'ya bir tepki de Bulgaristan'dan geldi. Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, salgının yayılmasını önleme malzemeleri konusunda ülkesine Türkiye'nin yardım ettiğini, Avrupa'dan şu ana kadar tek bir maske gelmediğini söyledi. Karakaçanov, maske konusunda bize Çin ve Türkiye yardım ediyor, dedi. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada virüsün ikisi çocuk 54 kişide daha tespit edildiği, toplam vaka sayısının 253'e çıktığı bildirildi. Rusya'nın 85 bölgesinde salgına karşı önlemler kapsamında yüksek hazırlık düzenine geçildi. Rusya'da Covid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti. Kazakistan'da ise bugün 3 yeni vakayla toplam vaka sayısı 52'ye yükseldi. Gürcistan'da ise Covid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi. Kolombiya'da da önümüzdeki hafta tam karantinaya geçilecek. Bu kapsamda başkent Bogota'da belediyenin uygulamaya aldığı 4 gün tam karantina provası yapıldı.